Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapılabilecek en kolay profiterol tarifi, tam tarifi vereceğim inşallah. Bunun için gerekli olan malzemeler 100 gram margarin, 1 su bardağı suyla tencereye alıp kaynatalım. Yağ eriyene kadar kaynatalım. Evet, yağla su eridikten sonra 1,5 su bardağı unumuzu ekleyip yine ocağa alıp kısık ateşte 1-2 dakika daha karıştıralım. Elde etmiş olduğumuz hamurumuzu başka bir kaba içerisine alıp ılık olana kadar bekletelim. Ve 4 tane yumurtayı ister tek tek ister hepsini aynı anda hamurumuzun üzerine kırıp iyice çırpalım. Çırpmış olduğumuz hamurumu ben sıkma torbası kullandım tepsiye yaymak için. Ama isterseniz kaşıkla da iki tatlı kaşığı yardımıyla tepsimize alabiliriz. Evet, hamurumu sıkma torbasına dolduruyorum. Ve tepsime sıkmaya başladım. Bu tepsinin haricinde yaklaşık 8 tane daha başka bir küçük tepsiye daha sıktım. Yani hamurdan bu kadar çıkıyor ölçü olarak. Bayağı bir bereketli. Ama daha küçük de yapabilirsiniz. Benimkiler biraz büyük. Ve sıkma işlemimiz bittikten sonra 180 derecede bir 10 dakika pişireceğiz. Ondan sonra derecemizi gittikçe azaltacağız. İçleri iyice kuruyana kadar pişireceğiz. İyice kuruması lazım içlerinin. Onları pişerken biz muhallebimize geçelim. 5 su bardağı süt, 10 yemek kaşığı şeker kullandım. Ve 5 yemek kaşığı un kullandım. Yani burada tam kaşıkları ama en azından hani kaşıklarım dolu dolu un kullanacaksınız. Evet, muhallebimiz pişti. Kıvamı da bu şekilde ve soğumaya bırakalım. Bu arada bir paket çikolata sosunu iyice karıştırıp tarifin üzerindeki gibi pişirelim. Profiterollerimiz pişti. Evet, içleri tamamen kuruyana kadar pişirmemiz lazım. Bunun pişirmesi çok önemli. Evet, içlerini doldurup servis tabağımıza dizelim. Ben çikolata sosumun içine piştikten sonra 80 gram kadar, yani bir büyük paket kadar sütlü çikolata ekliyorum veya başka bir çikolata da ekleyebilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Çikolata sosu çok daha yoğun, çok daha lezzetli oluyor. Onu da tavsiye ederim. Çikolata sosunuzu pişirdikten sonra mutlaka içine bir paket çikolata atın. Evet, hazırlamış olduğum çikolata soslu, çikolatamızı da içine kattığım sosu üzerlerine bolca döküyorum. Profiterol yapımı gerçekten sanıldığı kadar zor değil. Kesinlikle evde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Hazır profiterolleri yemeyin diyorum. Mutlaka çok güzel tutan bir tarif. Bu tarifimi denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.